Peygamber Efendimizin ümmeti adına korktuğu bir üçüncü zümre, ki bunlar dikkat edin Allah adına, din adına aldatanların başını çekmekteler. Münafıklar Allah adına aldatanlardır. Delalete düşen yöneticiler Allah adına aldatanlardır. Üçüncü zümre kimdir? İnnemâ etegaffafu alâ ümmeti min ba'di en yeteavvelul Kur'an alâ gayri tevili. Ümmetim adına kendimden sonra korktuklarım Kur'an'ı yanlış yorumlayanlardır. Yanlış tevil edenler, yanlış tefsir edenlerdir. Peygamber Efendimiz ümmeti adına Kur'an'ı yanlış tevil edenlerden, yanlış tefsir edenlerden korktuğu için 20 sene boyunca her fırsatta Kur'an ve Ehl-i Beyt ikilisine vurgu yapmıştır. 20 yıl boyunca. İlk 3 yılki risaletini gizli yapmış ve o 3 yıldan sonra risaletini açıkladığı 20 seneye baktığım zaman, açıktan yaptığı 20 yılda her fırsatta Peygamber Efendimiz Ehl-i Beyt'e Kur'an'la beraber vurgu yapmış. Neden? Ehl-i Beyt ile Kur'an'a gider iseniz Kur'an'ı doğru bir şekilde anlarsınız, algılarsınız, alırsınız. Bundan dolayı ne buyuruyor? Ümmetim adına korktuğum dördüncü zümre bunlardır. Beşinci zümreye bakıyoruz. Eşeddu ma yutegaffafu ela ummeti zelletu alim. Yutegaffafu burada fiil artık meçhul bir şekilde gelmiş. Meçhul. Yutegaffafu. Ümmetim adına en şiddetli korkulanlar. Bakın korkulan. Ela ummeti. Ümmetim adına en şiddetli korkulan nedir? Zelletu alim. Ayağı kayan alimdir. Ayağı sürçen alim. Şimdi ayağı sürçen alimin bir sürü versiyonu var. Bir sürü versiyonu. Mesela bir örneğini vereyim. Bir alim, bir insanı, sıradan bir avamı veya bir alim, bir alimi kendisinde olan bir rezil şeytani sıfatla eleştiriyorsa bu alim ayağı kayan alimdir. Mesela alim habistir, kıskançtır. Ve minbere çıkıyor, millete kıskançlık dersi veriyor. Yani nutuka diyor. Ey insanlar, ey iman getirenler, innel hasede ye'kulul iman kema te'kulun narul heteb. Peygamberimiz buyuruyor ki ateş odunu yakıp kül ettiği, yok ettiği gibi kıskançlık imanı yer bitirir. Ey insanlar, kıskançlık edelleyi erbaede haram kılınmıştır. Yani Kur'an'a göre haramdır. Yani hadise göre, sünnete göre haramdır. Yani icmaya göre haramdır. Edelleyi erbaede dört delil. Yani akla göre haramdır. Bakıyorsun nutuk atıyor. Ama minberin aşağısına baktığın zaman kendisi kıskançlık deryasına dönmüş, farkında değil. Bu alimin adını ne koyacaksın? Alim kıskanç olursa, ki Cevat hocam Allah razı olsun Facebook sayfasında dün okudum herhalde, kıskançlık 100 tane ise 99'u alimdedir, buna benzer bir hadis paylaşmıştı. Hoşuma da gitti. Allah razı olsun. Şimdi bir sığlık, sığ, yani hazımsızlık. Bir alim kendisi hazımsızlık yapıyor ise bir takım şeylere ve kendisi bunun aksine konuşmalar yapıyorsa minberde veya kürsülerde, bunun adını ne koyacaksın? Bu hadi alim midir yoksa zelle alim midir, ayağı kayan alim midir? Peygamber Efendimiz bizleri bunlara karşı uyarmıştır. Mesela Basra'da Abdüsselam isminde bir alim. Türkiye'de bu alimlerden az yok ha. Allah'a şükürler olsun ki Ehl-i Beyt Mektebi mensuplarının böyle alimleri yok. Allah'a şükürler olsun. Basra'da Abdüsselam adında bir alim. Namazın rükusunda seslenmeye başlıyor. Hani izleyicilerimizden özür diliyorum.
köpeği kovduğun zaman nasıl ses çıkarırsın? Bu köpeği kovuyormuşçasına ses çıkarıyor. Namazdan sonra cemaatten birileri hocam diyor, ne oldu namazın içinde rüküde senden böyle acayip sesler çıkmaya başladı. Diyor ki rüküde baktım, bakın olay Basra'da oluyor. Basra Irak'tadır. Diyor rüküde baktım ki Allah'ın beyti Kabe'nin kapısından bir köpek içeri girmek istiyor. Kabe Allah'ın evidir. Ben o köpeği kovmak için o şekilde seslenmek zorunda kaldım. Köpeği kovdum o şekilde seslenerek. Onun için o şekilde ses çıkarıyordum. Yok artık ya. Cemaatten bir tanesinin hanımı, bir bayan, zeki, akıllı, ferasetli bir bayan. Allah böyle bayanların sayısını çok etsin. Bu alimi kabul etmiyormuş. Kocasına diyormuş ki o alim sahtekardır. Kocası geliyor tabii namazdan hemen sonra eve. Hanım diyor tövbe et bak. Ben sana aylardan beri anlatıyorum bizim alim ermiştir, bizim hoca ermiştir, derviştir. İşte o meşhur bir tabir var ya şeyh uçmaz muritleri uçurur. Bizim alim böyledir, şöyledir. Bak Kabe'den kapısından Mekke'de içeri girmekte olan köpeği Basra'dan gördü ve kovdu. Olayı anlatıyor. Hanım diyor ki ben diyor cemaatin huzurunda sizin efendim cemaatinize katılıp şeyhin muridi olmak istiyorum. Ve şeyhin huzurunda tövbe etmek istiyorum. Ama bunu cemaatin huzurunda istiyorum. Onun için yarın akşam namazdan sonra şeyhle beraber cemaati yemeğe davet et. Ben bir yemek hazırlayayım. Bakın. Kocası seviniyor. Hemen koşuyor hocaya, imam efendiye, şeyhine, ermişine, dervişine. Hocam işte böyle böyle hanım cemaatle beraber sizi eve buyur ediyor, yemeğe davet ediyor. Hoca seviniyor tabii. Geliyorlar. Ertesi akşam namazdan sonra sofralar açılıyor. Hanım kocasına diyor ki ne söylesem onu yapacaksın. Aksi takdirde kararımdan vazgeçerim. Herkesin tabağına pilavı bırakıyor. Pilavın da üzerine bir parça tavuk eti bırakıyor. Yani pilavı da tavuk yapmış. Hı hı. Diyor götür cemaatin önüne bırak bunları. Hocanınkine en sonda vereceğim. Hocanın tabağına. Hocanın tabağının içerisine ise bir miktar pilav bırakıyor. Al diyor götür bunu hocanın önüne bırak. Kocası diyor ki hanım bütün tabaklarda et vardı, tavuk vardı. Ama hocanın tabağında ben tavuk göremiyorum. Sadece pilav var. Diyor ne diyorsam onu yap. Sen götür bırak. Bu getirip bıraktığı zaman hoca bir cemaatin önündeki tabaklara bakıyor. Bir kendi tabağına ve cemaatin tabağında etleri görüp kendi tabağında et olmayınca bunu kendisine bir hakaret olarak kabul ediyor. Dönüp ev sahibine diyor ki sen buraya beni bu cemaatin huzurunda bana hakaret etmek için mi davet ettin? Bütün cemaatin tabağında tavuk var, benim tabağımda tavuk yok. Hayırdır? Deyince hanım kapının köşesinde bekliyor tabii. Tahmin ediyor bunları. Olacakları tahmin ediyor. Kapının köşesinden çıkıyor. Diyor ki İmam Efendi, Basra'da durmuşsun, Mekke'nin kapısından, Kabe'nin kapısından içeri girmekte olan köpeği görüyorsun da önündeki tabağın içindeki pilavın altındaki tavuğu nasıl göremiyorsun? Nasıl göremiyorsun? Bakın, işte Allah adına, din adına aldatanlara en güzel örneklerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz, işte bugün bu tür hoca kılıklılar, alim kılıklılara karşı ümmetini uyarmıştır. Çıkıyor, efendim kendisine göre bir cemaati var. Bakın kendisine göre bir cemaati var. Aynen Akveş'in keçisi gibi o konuştukça cemaat da başını sallıyor. Ne diyor? Efendim diyor, Milli Eğitim 11. sınıf din dersi kitaplarına
Mezhep 5 tanedir yazmış ve Caferlik mezhebi bunlardan bir tanesidir yazmış. Caferlik mezhebinin İslami mezheplerden olduğunu yazmış. Milli Eğitim bunu buradan kaldırsın, silsin, yoksa silerler. Bir de bir efendim aba altından sopa gösteriyor, silerler. İşte Mısır'ı örnek veriyor, işte Suriye'ye örnek veriyor. İşte efendim Arap ülkelerini örnek veriyor. Sanki buralarda yaşananların sebebi Caferilikmiş, Caferlermişçesine Milli Eğitim'e efendim hava altından soba gösteriyor. Yani suç işliyor bu manada. Suç işliyor. Bu insana sormak lazım. Din adına konuşuyor. Evet. Din adına konuşuyor. Yani gerçekten bir mezhep üzerinden cemaatine mesaj vermek istiyor musun? Bir mezhebi eleştirecek isen, bir mezhebi ifade edecek isen, bir mezhep ve o mezhep mensupları hakkında konuşacak isen, orada o mezhebe mensup olan bir insanın olması adalet değil midir? Nerede sizin adalet anlayışınız? Var, sizin televizyonunuz var. Kendi televizyonunuza çıkalım, karşılıklı bunları konuşalım. Sen hocanın, üstadın, efendim faziletlerini konuşuyorsun. Cafer-i Sadık'ın yüce şahsiyetini konuşuyorsun. Cafer-i Sadık'ın ilmini, takvasını konuşuyorsun. Sonra gelip diyorsun ki Ebu Hanife'nin üstadlarındandır. Ebu Hanife de demiş ki levle seneten lehleken Numan, son iki senem olmasaydı Numan helak olurdu. Bunları da cemaatine söylüyorsun. Bu kadar sözden sonra dönüp efendim Caferliğin mezhep olarak din dersi kitabına girmesini eleştiriyorsun ve Mısır'ı, Suriye'yi, Arap ülkelerini göstererek aba altından sopa gösteriyorsun Milli Eğitim'e. Sanki bu ülkelerde olanların sebebi Caferilik ve Caferlermişçesine. Efendim bu katliamları yapanlara baktım ki konu o değil. Ben o konulara girmek istemiyorum. Bakın. Bunların adını ne koymak lazım? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki etegabbafu ala ümmeti. Bakın. Kimdir bunlar? Ümmetim adına korkulanlar, korkuyorum. Bakın, buyuruyor ki inni eteğabbafu eşeddu ma yuteğabbafu ala ümmeti. Zelletu alim. Ayağı kayan alim. Siz üstadın ekolünü, üstadın yolunu, üstadın üslubunu, üstadın sözlerini batıl ilan edeceksiniz. O üstattan iki sene ders alan, ana dili Kur'an'ın dili olmayan, bakın, ana dili Kur'an dili olmayan, Fars kökenli bir tanesinin de, ki biz bir şey demiyoruz, tuttuğunuz yol o da sizin tercihinizdir, onu da hak kabul edeceksiniz. Ha, hak kabul edebilirsin. O senin tercihin. Ama üstadın yolundan gidenleri de batıl ve öcü gösterme hakkına sahip değilsin. Üstadın yolu batılsa 2 yıl o üstadın yanında ders alan öğrencinin yolu dünden batıldır. Dünden batıldır. Sen de o zaman hak olmaman lazım. Üstadın yolu yanlış ise, üstadın yolu batıl ise, bir de kalkıp efendim deniliyor ki ya bunlar acemlerin uydurmasıdır. Ya Irak'ta %66 Caferi vardır. Bunlar acem midirler? Bunların adını ne koyacaksın? Evet. Allah'a şükürler olsun ki o Basralı Abdüsselam tarzında bu mektebin içinde bir tane bile yok. O yönden Allah'a hamdu sena etmek lazım. Bakınız. Peki hocam çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Burada çok hani bizleri de ilgilendiren, biraz da hani tabiri caizse sizleri, siz alimleri eleştirel yapıyla. Siz kendi gençliğinize, kendi cemaatinize, kendi sizinle sohbet eden gençlere, alimlere karşı nasıl olunmalı ve alimlere karşı nasıl yaklaşılmalı? Gerçekten alimler uçmasın, cemaatler uçursun. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sizin idolünüzdeki, sizin kafanızdaki gençlik yapısı, sizin kafanızdaki cemaat yapısı alime nasıl bakmalı? Ölçüsü ne olmalı? Eray kardeşim, bakın bu Allah'ın kelamıdır. Bakın büyüğünü göstereyim ki, bu Allah'ın kelamıdır. Hı hı. Bunun üstünde bir değer var mı? Mümkün değil. Allah'ın kelamına and olsun. Ben gençliğime şunu diyorum. 15 yıldır ben Ataşehir'deyim. 15 yıldır. Öğrencilerim var. Doktor var öğrencilerimin içinde. Mühendis var, öğretmen var, polis var, pazarcı var.
Iğdırlı var, Karslı var, Yozgatlı var, Gümüşhaneli var, Erzincanlı var, Erzurumlu var, Elazığlı var. Bakın, yani muhtelif bölgelerde. Şunu diyorum. Ben size hiçbir şey öğretmemişsem, bir harf ki öğretmişim muhakkak. Yani bunu inkar etmeniz mümkün mü? Ben size bir harf bile öğretmedim mi? Yani en azı söylüyorum, en azı. Eğer sağda solda bu mektebe hizmet eden 5 tane cemaati olan bir alim bile olsa, yani bir alim düşünün ki 5 kişiye namaz kıldırıyor. Bakın en az hizmet edeni söylüyorum, dikkat edin. 5 tane cemaate namaz kıldırıyor. Bu mektebin değeri, bu mektebe hizmet eden 5 tane cemaate bile namaz kıldıran, İmam Hüseyin'in yoluna hizmet eden bir alimin hatası bile olsa %100 sen diyorsun bu hatadır. Bunu sağda solda, hele özellikle sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da yazarsanız, gündem ederseniz hakkım size helal olmasın. O alim Mehdi Aksu'nun benimsemediği bir alim bile olsa, bakın Mehdi Aksu'nun benimsemediği bir alim ve Mehdi Aksu ile ters düşen bir alim bile olsa, Facebook'ta, Twitter'da eğer onu eleştirir iseniz, efendim onun ayıplarını açar iseniz hakkımı size helal etmiyorum. Ben cemaatime bunu söylüyorum. Ben gençlerime bunu söylüyorum. Ben öğrencilerime bunu söylüyorum. Size karşı yaklaşımları nasıl olmalı? Bana karşı mı? Evet. Bana karşı yaklaşımları... Yani her dediğinizde o... Hayır, o ben onu kendime... Nasıl bir gençlik istiyorsunuz? Yani nasıl bir cemaat, nasıl bir... Ben sorgulayan bir gençlik istiyorum. Üslubuna göre... ahlak saygısına göre... Koruyacak. Saygıyı koruyacak, sorgulayan, yargılayan, eleştiren, efendim, her işittiğine baş sallamayan bir gençlik istiyorum. Allah'a şükür gençliğim de böyledir. Yani hitap ettiğim gençlik böyledir. Yani nasıl bir gençlik? Kimse diyemez ki senin efendim falan gencin. Mesela ismini vermeyeceğim. Alimlerimizden bir tanesini Facebook'ta ağır bir şekilde internet sitesinde eleştirmişlerdi. Ben öğrencilerimden özellikle internette böyle meşgul olanlar, interneti iyi bilenlere talimat verdim. Dedim ki hemen bunların üzerine gidin medyada. Bunlara yani cevap verin. Bu mektebin hiçbir alimi sahipsiz değil. Hepsi İmam-ı Zaman müessesesine hizmet etmekteler. Dolayısıyla evet, Eray Hazar beni eleştirecekse gelsin beni üslubuna göre eleştirsin ve onun eleştirisi onun bana hediyesidir. Ben ona teşekkür ederim. Bak, teşekkür ederim. Geçen de bir tanesi, bakın dün yok evvelsi günü. Yeni. Ben bir hadis paylaştım. Bir tane resim bıraktım. Bakın bir resim bıraktım, bir hadis paylaştım. Bir tanesi Facebook'tan beni uyardı. Hocam bu resim işte Ehl-i Beyt ekolüne bu hakaretleri yapan falancanın resmidir. Çok böyle bozuk bir resimdi. Ben hemen teşekkür ettim kendisine. Dedim ben bunu böyle bilmiyordum. Teşekkür ettim kendisine, resmi hemen kaldırdım. Dolayısıyla söylemek istediğim şey, kıskançlık hakkında bir hadis paylaşmıştım ben. Böyle eski bir resim paylaşmıştım o hadisin altında. Söylemek istediğim Eray kardeşim, bakın bir tane alim, buraya iyi dikkat edin, geliyor cuma namazına. Cuma namazında minberdeki alimi dinliyor. Ve kafasında not ediyor. Alim minberden inince diyor ki bunun 5 tane yanlışı var. Ve bu 5 yanlış ilmi yanlış değil. Tarz yanlışı, üslup yanlışı. Yani minberde 5 tane yanlışı var derken helalı haram etmedi, haramı helal etmedi. 5 tane tarz ve üslup yanlışı var. Mesela bağırılmaması gereken yerde çok bağırıyor. Sakin konuşması gereken yerde bağırıyor. Diyor ki bu 5 tane yanlış şimdilik bende kalsın. Dışarı çıktığım zaman ben bunu buna söyleyeceğim. Namaz bitiyor. Namazdan sonra bakın bir ara kendisiyle nefis muhasebesi yapıyor. İmam Musa Kazım Aleyhisselam ne buyurur? Men lem yuhasib nefsehu fi kulli
yevm feleyse minna. Kendisini her gün, her gün nefsini hesaba çekmeyen bizden değil. Bu bir an kendisini hesaba çekiyor. Diyor ya, ben o alemin yerinde olsaydım. El insaf, vicdan. Vicdan ve insaf ile muamele et. Sen o alemin yerinde olsaydın nasıl bir konuşma yapardın? Başlıyor kendi kafasında konuşma yapmaya. Yaparken de hatalarını not ediyor kafasında. Ve o kısa müddette bir muhasebe yapıyor ya, kendisi bunu kitabında yazmış. Diyor ben baktım ki benim 13 tane hatam var. 13 tane hatam ve kendi kendime şunu dedi. Ey falanca, 13 tane hatası olan 5 tane hatası olanı eleştirirse bu Allah'ın hoşuna gitmez. Sen önce git 13 hatanı bir düzelt, ondan sonra git o 5 tane hatası olanın hatasını ona söyle. Diyor ben bunu yani söylemeyi bile kabul etmedim. Şimdi bakıyorsun, insanda efendim tarafta gıybet var, iftira var, yalan var. Niye var? Ya sanal alemde görüyorsun. Görüyorsun, yalanı görüyorsun, iftirayı görüyorsun. Veya günlük yaşantında görüyorsun, sokakta görüyorsun. Bunları görüyorsun. O Azeri tabiri var ya, nedir o Azeri tabiri? Gözümdeki keranı görmez ama benim gözümdeki bir tüy tanesini görür. Bu misal. Dolayısıyla Eray kardeşim bakınız, bizim bu noktada özellikle gençlerimizin çok dikkat etmesi lazım. Eray kardeşim, ben bir tane belge geçen hafta söylemiştim. Bir tane belge ki bunu bugün okuyacağım. Özellikle gençliğimizin günlük hayatında, sosyal medyada, sokakta, hizmette dikkatli olmaları babından. Dedik ya, gençler, mesela siz güzel bir soru sordunuz. Siz nasıl olurdunuz? Yani ben Eray kardeşimin, alim olarak bir alim kardeşimin bir üslubunu kendime göre benimsemiyor isem, o da muhakkak benim bir üslubumu benimsemiyordur. Bakın, bu böyledir. Şimdi ben benimsemiyorum diye kalkıp o alimi yerden yere vurma hakkına sahip miyim? Peki. Şeriat, din bana bu müsaadeyi, izni veriyor mu? Benimsemeyebilirsin. Geçtik onu. Ya alimin %100 günahını gördüm. Ben gördüm. Benim bunu sana söyleme ruhsatım var mı? Yok. Bakınız. Peki soruyu değiştireyim. Çok özür dilerim. Burada hassas bir noktaya geldik. Evet. Aslında